Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv, be'eretz Kenan. Yaakov babasının konakladığı ülkede, Kenan ülkesinde oturdu. Rashi'nin yaptığı bir alıntı, bir midraş, bu pasuğun aslında Yaakov'un bir yanlış içinde olduğunu göstermektedir. Yaakov oturdu ve yerleşti ifadesini kullanırken aslında Yaakov sakin bir hayat sürmek için yerleşmek istemiştir. Halbuki bu olayın hemen ardından Yosef'in satılması ile ilgili olaylar baş göstermiştir. Sadikler yani dürüst insanlar sükunetle yaşamak istediklerinde Tanrı onlara şöyle cevap verir. Kendileri için hazırlanan gelecek dünya sadiklere yetmiyor mu? Bu dünyada da mı sükunet istiyorlar? Aslında o ana kadar Yaakov'un çektiği sıkıntıları atalardan pek çeken de olmamıştır. Esav'dan kaçmak, Laban gibi birinin yanında 20 yıl çalışmak, geri dönüş yolculuğunda Esav'la karşı karşıya gelmek, Dina'nın başına gelenler, Rahel'in bu dünyadan ayrılması oldukça fazla sıkıntı ve dert. Ancak bir sadik söz konusu olduğunda Tanrı gerçekten yukarıdaki cümleyi de dikkate almaktadır. Seharan şel sadikim leatid labo. Dürüstlerin ödülleri, sadiklerin ödülleri gelecek dünyadadır. Bu dünya gerektiği gibi ele alındığı zaman bizlerin aslında geçiş için kullandığımız, konakladığımız bir koridor gibidir, bir geçici bir yerdir. Tanrı Abraham'a çocuklarının 400 yıl boyunca ger yani konuk olacaklarını bildirmiştir. Bu yılların hesabı Yakup'un babası Yitzhak'ın doğumuyla başlar. Yaakov başından geçen ve dayanabildiği tüm zorlukların ardından artık daha sessiz ve huzurlu bir hayat istemektedir. Daha fazla konaklamak, daha fazla misafirlik istememek de Avraham'a verilen bilginin dışında kalmak istemektedir. Babasının konakladığı yerde, Kenan topraklarına artık kendisi yerleşmek istemektedir. İşte Midraş işte bu sebepten dolayı Tanrı'nın Yaakov'un başına Yosef olayını getirdiğini belirtir. Kliyakar adlı kaynak burada Yaakov'un bu yerleşme amacına ulaşmış olması halinde Mısır esaretinin yine bir şekilde gerçekleşeceğini ancak bu kez bu rahat geçen dönemin hesabına kurtuluşun gecikeceğini öklemektedir. Kliyakar'ın açıklamasıyla Yaakov'la ilgili şikayeti özellikle onun Bene İsrail'in tarihi ve gelişimindeki merkezi rolünü göz önünde bulundurarak daha rahat anlayabilmek mümkündür. Ancak Midraş sadece Yaakov'u suçlamakla kalmamakta bu görüşü tüm sadikler için genişletmektedir. Belki de Midraş insanoğlunun belki en büyük ikilemi olan iyi insanlar neden hep acı çeker sorusuna cevap bulabilmemiz için bize bir ipucu bile vermektedir. Rabbi İsrail Siner'e göre hayatta çektiğimiz zorlukların her bir tanesi çocukların ebediyetteki potansiyellerine erişmesini isteyen göklerdeki bizleri seven babamız tarafından özenle hesaba katılmaktadır. Hiçbirimiz zorluklar ve dertler istemeyiz ama başımıza geldiği zaman da onlara hangi gözle bakmaya gayret etmemiz gerektiğini anlamalıyız. Bu hem kişisel hem de toplumsal düzeyde doğrudur. Hanuka, Helen hegemonyasından kurtuluşumuzu kutladığımız bir bayramdır. Tarih boyunca yaşadığımız dört büyük sürgün, Bene İsrail'in gereken olgunluğu yakalaması ve mevcut potansiyelinin açığa çıkması için gerekli olan acılı adımlardır ama hepsi de birer adımdır. Adımlar her zaman ileriye doğru atılmalıdır. Bizleri son kurtuluşa tamamen hazırlayacak olan işte bu noktadır. Bu sıkıntıların sonunda Tanrı devreye girecek ve bizleri özlediğimiz mutlu günlere mutlaka ulaştıracaktır. Bunun için sıkıntılardan şikayet etmek yerine o sıkıntıları nasıl daha huzurlu bir şekilde aşabileceğimizi düşünmek ve bu yolda ilerlemek gerekir. Şabbat şalom.